Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kısa bir video tekrardan çekeceğim. BTC'de görmüş olduğum bir detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikkatli dinleyin lütfen sizlerin faydasına olacağını düşünüyorum. Şimdi kırmızı bölge olarak geçen gün sizlere bahsetmiş olduğum, dün de net bir şekilde belirttiğim alanımız iğnelendi ama maalesef üstünde hala bir kapanış gelmiş durumda değil. Bunun dışında daha önce şu görmüş olduğumuz alanlarda biz bir boğa tuzağı görmüştük ve sonrasında çok sert bir düşüş gelmişti. Şimdi BTC tekrar bu alanlarda çok oyalanmaya başladı. Ve burada benim için kritik olan 21.018 bölgesini tekrardan aşağı kırdı ve şu an için retest gerçekleştiriyor. Bu da bizlere şunu gösteriyor arkadaşlar. Eğer biz 21.000 bölgesini ilk etapta kırıp tekrardan üstünde kalamazsak ve sonrasında bu kırmızı bölgeyi de alamazsak kademeli bir şekilde tekrardan bir satış baskısı piyasada oluşabilir. Bu açıdan temkinli ilerlemek önemli. Şimdi bunu destekleyecek başka bir veri var mı elimizde diye soracak olursak da arkadaşlar burada hemen teter dominansına geçmek istiyorum. Bakın teter dominansı benim için en kritik olan destek bölgelerinden birinden şu an için dönme çabası gösteriyor. Yani bu bölge gerçekten daha önce e, önemli hamlelerin gelmiş olduğu bölgelerden birisi. Hareket buraya geldiğinde tekrar sert bir çıkış yaşıyor. Alan kırıldı, test ettikten sonra yeşil bölgeye gidiyor. Hareket geldi kırıldı ve ilk tepkisini tekrardan nereden almış durumda arkadaşlar? buradan almış durumda. Yani Bitcoin'de görmüş olduğumuz olay neyse Tether dominansında da görmüş olduğumuz olay tamamen bu. Ve burada bakın bu yeşil bölge içerisinde karşılıklı hacimli momentumlar görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada alan boşaltılmış. Sonrasında bununla alana oturulmuş durumda. Şu an için bir test eğilimi yapıyor. Yani bu bölgedeki hamle gerçek mi değil mi bunu anlamaya çalışıyor aslında. BTC'de de şu an için bizim yaşadığımız tamamen bunun aynı. Bunlar ters korelasyonla çalışıyor sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi BTC'de burada bir alan boşaltılmış aslında çok küçük bir alan bu aslında. Sonrasında buraya oturan mum açısından benim için değerli ve şu an için test ediliyor. Yani bunu anlama geliyor. Yani bu bölgedeki satıcılar gerçek mi değil mi bunu anlamaya çalışıyor şu an için fiyat. Bu yüzden bu alanlarda gelecek hareketlere biraz dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu alanlardan Tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler, bağımsız kapanışlar gelmezse o zaman aşağı yönlü bir baskılanma başlayabilir. Özellikle de son görülen zirve bölgesi 21.638 bölgesi. Bu bölge üzerinde bağımsız kapanışlar görmeye başlarsak evet o zaman tekrardan bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama bu bölge üstünde bağımsız kapanışlar gelmediği sürece burayı hemen işaretleyelim arkadaşlar. Net olsun bizler için. Burayı da yeşil yapalım. Bu bölge üzerinde bağımsız kapanışlar yani bölgeye hiçbir iğneleme değmeden gelecek mum kapanışlarından bahsediyorum. O zaman yeniden bir yükselişten bahsedebiliriz. Peki buradaki hamle nasıl olabilir? Bugün yukarı yönlü sert iğneli hamleler de gelebilir ama önemli olan gün sonunda bu bölgenin altında mı üstünde mi olacağımız. Bu gerçekten değerli. Bölge altında eğer kalırsak bu kademeli bir şekilde belki burada bir süre daha oyalanabiliriz. Onu şu an için bilmek mümkün değil ama aşağı yatay seyirde bir hareketin gelme olasılığı da yüksek. Görünüyor Bu açıdan dikkatli olmak her zaman faydalı. Özellikle de TETER dominansının ana destek bölgesinden de dönmesi BTC'de biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. BTC dominansına da baktığımız zaman, BTC dominansında da arkadaşlar burada bir edim hava formasyonu var. Daha önce size belirtmiştim. Bu başka bir formasyona evrildi. Ve sonrasında tekrardan geldi. Bu direnç bölgesi kırıldı. Bu destek bölgesinin zaten dönmesini bekliyorduk. Hareket yukarı yönünü gelmeye başladı. Gelirken de arkadaşlar bakın kademeli bir şekilde direnç bölgeleri kırılarak ilerliyor. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda ve akabinde şu görmüş olduğumuz bölgedeki direnç bölgelerinin şu an için kırıldığını görüyoruz ve bu doğrultuda bir hareketin geldiğini görüyoruz. Bu açıdan e, dominans açısından da bir takip yapılacaksa şu an için buradaki direnç bölgeleri geçildiği için BTC'nin geri çekilmesinde eğer dominans yükselirse bu altcoinler için gerçekten sert geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özetle tekrar edecek olursam arkadaşlar BTC'de sizlere son olarak belirtmiş olduğum şu alan burayı hemen yeşile tekrar çevirelim. 21.677 bölgesi üzerinde bağımsız kapanışlar görmemiz gerekiyor ki tekrardan yeni yükseliş hamleleri gelsin. Eğer bu bölge egale edilmezse ve bugün özellikle de 21 bin bölgesi altında kalırsak işte o zaman biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü 21 bin bölgesi altında kalmamız demek buradaki boşalt doldur alanının teyit edilmesi anlamına da gelebilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çünkü daha önceki boğa tuzağının da bu alanlarda gelmesi bu bölgenin biraz daha bizler için önemli olduğunu gösteriyor. Bu yapılması gereken önemli şey telaş yapmadan arkadaşlar bakın açık pozisyonlarınız olabilir. Benim de hala long açısından açık pozisyonlarım var. Yaptığım tek şey stop kullanmak. Yani stop kullanarak oluşabilecek bütün gelişmelerden kurtulabilirsiniz. Belki de fiyat buradan çok sert bir şekilde şu görmüş olduğumuz kırmızı bölgeyi de kırabilir. Biz şu an için bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Burada olasılıklar üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Ama burada gerçekten önemli olasılıklar söz konusu ve çok kritik bir alandayız ve son 5 gündür bu alanda oyalanmaya başladı fiyat. Ya gerçekten bu bölgeyi çok sert kırıp üstünde kalacak ve bu bölge üzerinde bağımsız kapanışlar gelecek ve hareketine devam edip mavi bölgeye kadar gidecek. Benim beklentim 25 bin bölgedir eğer kırarsa. Ya da bu bölge altında kalıp düzeltmesini gerçekleştirip kademeli bir şekilde bu alanlara gelip bu alanları test edecek. Ve tekrardan buradan yukarı yönlü bu alan çok daha sert ve hacimli bununla kırıp yoluna devam edebilecek. Şu an için iki tane pozisyon açısından iki tane olasılığı düşünüyoruz arkadaşlar. Ve bu açıdan da sizlere uyarma gereği duydum. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.